Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, günaydın diyoruz, güzel bir pazartesi olsun. Harika bir haftaya hoş geldiniz efendim. Bu Sabah Show TV ekranlarında Murat ve ben her zaman olduğu gibi hazır ve nazır karşınızda sizlere buluşmaya, sizlere hasret gidermeye sizlerle ve tabii ki neydi efendim bugünkü etiketimiz? Ben olsam demeye. O ben olsam bari ya. O da güzelmiş. Ben olsam bari. Aleyna Tilki'ye de sevgi selam. Seviyoruz kendisini. Bazı haşarılıkları olsa da. Bak. Evet. Harika. 0532 163 43 72 bizim WhatsApp hattımız efendim. Ve Murat Güloğlu TV, Ebru Akel Instagram adresimiz Bu Sabah Show TV. Buralardan paylaşabilirsiniz. Ben olsam etiketiyle görüş, duygu, düşünce her ne varsa. Evet. Dedin. Ve şimdi Çorum'da bir sağanak yağış var. Dolulardan geçilmiyor efendim. Ortalık hayatı felç etti, doğal olarak görmektesiniz. Yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ne oldu, ne bitti izleyeceğiz. Evet, bugün gündem oldukça yoğun. Düğünümüz var haykırışlarıyla başladı. Düğünleri tüm sosyal medya adeta çalkalan. Dün akşam taze taze yepyeni görüntüler efendim. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün kareleri ve eğlenceleri, gelinliğine şöyle bir bakacağız. Gerçekten müthiş güzeller. Hepsi çok özel görüntüler. Az sonra İlk kez izleyecekler Ebru bizde. Şimdi ters yönde kilometrelerce gitti ve yürekleri ağza getirdi. Ölüm davetiyesinin cezası ne oldu? Şoförün açıklamaları neler? Göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Evet, şimdi bu arkadaşın ne vicdanı sızladı ne de pişkinlikte sınır tanıdı. Ambulansa yol vermeyen sürücünün dakika dakika görüntüleri efendim. Sinirleri bozdu adeta, az sonra. Ve magandalık efendim, magandalığa çok hevesli bir arkadaş, bir o kadar da acemi ve düğündeki gençlerin eğlence anlayışı yine pes dedirtecek türden. Onu da aktaracağız ilerleyen dakikalarda. Ve anneleri gözledi, çocuklar dilendi. Efendim bu rezalet, küçük çocukların duygu sömürüsüne alet edildiği görüntüler az sonra sizlerle. Yürekleri adeta sızlattı tüm bu görüntüler. 3 yıl önce ayrıldığı iddiasına göre eski sevgilisinin tehditleri devam etti, son bulmadı. Genç annenin yardım çığlığı, bakalım hukuk, mahkeme nasıl çalışacak? Hızlı mı, değil mi göreceğiz. Ve vicdansızlığın kitabını yazan biri var az sonra efendim. Traktörünün arkasına bağladığı eşekleri kilometrelerce sürükledi adeta. Az sonra hepsine yakından bakacağız ve öncelikle tekrar şu an bizlerle buluşan herkese günaydın diyor ve başlıyoruz. Evet, şimdi az evvel ters yönde kilometrelerce gitti dedik. Daha sonra açıklamasını duyunca aklımıza dalga mı geçiyor bu adam diyeceğimiz türden bir haber. İstanbul'da Silivri'de otoyolda bir otomobil sürücüsü ters yönde kilometrelerce ilerledi, hem de sol şeritte. Ona göre sağ şeritte. Şimdi yürekleri ağza getiren bu görüntüleri izleyelim, sonra bir konuşalım bakalım bu beyefendiyi. Ters yönde kilometrelerce gitti, yürekleri ağza getirdi. İstanbul Silivri'de otoyolda akıl almaz bir olay meydana geldi. Otomobil sürücüsü TEM otoyolunda İstanbul istikametine doğru kilometrelerce ters yönde ilerledi. Ölüme davetiye çıkaran otomobil sürücüsünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ölüm davetiyesinin cezası sadece 1823 lira oldu. Otomobil sürücüsü İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı. 1823 lira para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsünün gazetecilere yaptığı açıklamaysa kendisini ve başkalarını nasıl bir tehlikeye attığının farkında olmadığını gösterir gibiydi. Birisi yolda sıkıştırmaya çalıştı, tehdit yaptı. Bilmediğim yer olduğu için tekrardan ters yöne döndüm. Yani ileride bir tatsızlık olmasın diye. Taciz etti. Bilmediğim yol olduğu için tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü savcının talimatıyla serbest bırakılırken yürekleri ağza getiren görüntüler hafızalara kaydedildi. Şimdi hikayeyi anlamaya çalışıyorum. Tersten okuyalım. Ters yönde giden arkadaşın hikayesini. Sıkıştırmış biri onu. O da oradan kaçarken bir anda kendini ters şeritte bulmuş ve dönecek yeri olmadığı için de yoluna devam etmiş. Doğru mu anladım ben? Doğru anladın da aklımıza dalga geçen saçma sapan bir hikaye. Yani buna kim inanır? Kadir inanır. diye bir dalga geçeyim yani kendisiyle. Madem ters yola girdin, Kadir Bey inanmaz da. Böylesi uzun yolu, kilometrelerce olan yolu, hız sınırının neredeyse, biliyorsunuz hız sınırı 140'a çıktı, evet, 1 Temmuz itibariyle. Neredeyse yani ters şeritte bu hız denemesini yapıyor bu arkadaş. Ve savcı da inanmış bu arkadaşa. Çok yaşa serbest bırakmış. Yani ben orada gitsem, sol şeridimde ilerleye 140 kilometreyle gitsem bu adamla kafa kafaya geleceğim. Benim ölümüme neden olacak. Nasıl serbest bırakılıyor bu insan? Hayır, şimdi karşıdan gelenlerin şokunu düşün. Ne yapıyor bu adam? Ya işte yani düşünse ben 140 kilometreyle gidiyorum. Hadi onun bir de %10'u var. 150 kilometreyle gidiyorum. Sol şeritte bu şeyi görüyorum. Neyi? Bu arkadaş, şu arkadaşı görüyorum karşımda. İsmini bulamadın, anladım. Ne demek istediğini. Hayır canım, birçok lakap vardı söylenebilecek ama yani buna 1823 lira verip savcı da iyi tamam kardeşim hadi deyip bu şekilde inanıyor ise yani vallahi bravo, pes edilecek hadise. Ya bu hani filmlerde, böyle komedi filmlerinde falan olabilir ancak yani bir adam ters yöne gitmişti ha diye güldüğümüz, aa gördün mü nasıl ters yöne girdi. Ya sanırsın İngiltere'de gidiyor şey. Bu gerçekten yani fıkra gibi. Ya yani bu olabilir bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey değil. Yani sen kimin canını nasıl bir tehlikeye atıyorsun? O yolu merak ettim. Gerçekten orada bir çıkış yok mu? En yakın çıkış kaç kilometre sonra? Ya çıkış olsa bildiğin yol işte yani. Böyle otoyol yani bildiğin. Evet. Hani öyle bir şey olsa ters yöne girdin falan filan diye sağa geçersin, tın gidersin ya da durursun. Aynen. Yardım beklersin. Böyle bir sahtekarlık, böyle bir saçma sapan açıklama ve buna inanma. Vallahi bilemiyorum, ancak bizim memlekette olur. Başka yerde de olmaz. Çünkü yani benim canıma kasıt, oradaki arkadaşların canına kasıt. Orada düşünsene otobüs kamyonu var, bilmem nesi var, aile taşıyan minibüsler var. Bir kazaya yol açsa 15 kişi yollara serilip hayatını kaybetse sonuç neydi? Tabii canım. Neydi? Aynen. Ondan sonra da vay efendim Gülşen'e halkı kin bilmem neden hemen tutuklama. Esas tutuklama, bunu yapacaksın. Pekala, şimdiki haberimize bakıyoruz yine trafikten efendim. Ayranpaşa'da bu sefer Sağmacılar mevkiinde hızla ilerleyen bir araç var. Ve bu sürücünün arkasından gelen bir ambulans var. Ambulanslar geldiğinde hepimizin insani görevidir. Sağa çekersin, yol verirsin, o ambulans hastasını yetiştirir. İçinde hasta vardır ya da yoktur. O ambulans zaten yoldaysa bir yere gidiyordur. Evet, ve zaten aciliyeti vardır her şekilde ambulans. Bu noktalarda çağırır. Yol vermedi ve ambulansla adeta yarışa girdi. İşte o anki görüntüler geliyor şimdi. Ne vicdanı sızladı, ne pişkinlikte sınır tanıdı. O ambulansta bir yakını, hatta kendisi de olabilirdi, aldırmadı. Bayrampaşa Sağmalcılar mevkiinde hızla ilerleyen bir araç sürücüsü arkasından gelen ambulansa yol vermedi, yoluna devam etti. Araç sürücüsü ambulansa yol vermediği gibi kendisini geçmeye çalışan ambulansla birlikte hızlandı. O görüntüler sosyal medyaya düştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Pişkin sürücü yakalandı. Polis ekiplerinin idari para cezası uyguladığı sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Neden? Yani o ambulansta senin bir yakının, sevdiğin, anan, baban, Allah korusun, Allah kimseye yaşatmasın o stresli anı ama yaşayanlar bilir. Ben o ambulansın içinde gitmişliğim var yakınımla beraber. Ya düşün. Ve yol vermeyen bir tip. Yol vermeyen bir tip. İnerim ben o adamın boynuna, boğazına yapışırım, yemin ederim o canahavliyle. Evet. Ya sen ne yapıyorsun kardeşim? Ne alıp veremediğin var ambulans şoförüyle? Ne oldu sana, yandan mı baktı? Karizman mı çizildi? Öyle düşünüyorum. Ambulansa yol vereceksin. Yapacak başka hiçbir şey yok. Evet, yani illa dediğin gibi hasta taşımasına gerek yok. Demek ki bir yerden bir yere gidiyor. Ambulans dediğin zaman duracaksın yani. Yol senin değil bir kez ya. Bu ne kibir? Hani birdenbire sol şeride geçince buralar benim, ben buranın kralıyım gibi bir havalara giriyor ya bazı işte bunun gibi eşkıyalar diyelim. Ama idari para cezası bir taraftan hani yine de devam edecek. Bir de koca minibüssün sen ya. Geç sağa kardeşim. Geçiver. Olayın ne senin? Ha bir de yol vermiyor. Soldan gitmesi lazım. Ha yol boş, benim de acelem var kafasında mı acaba diyeceğim. Ambulansların sevgili arkadaşım, o sen para cezası yiyip uslanmayan arkadaşım, belli ki bunu tekrar yapacaksın. Yasal üstünlüğü var bu ambulansların. Bu sebeple lütfen bu konuyu bir kez daha düşün o trafiğe çıkmadan önce. Peki, yani, buyurunuz. Tabii bu arada Bakan Fahrettin Koca falan teşekkür etmiş vesaire de keşke bu görüntüler olmadan olsaydı bunlar. Şimdi kamyonet arızalandı, Umuda yolculuk TEM otoyolunda son buldu. Kamyonetten yine onlarca kaçak göçmen çil yavrusu gibi şehrin ara sokaklarına dağıldılar. Aha. Getirmişler, şuna bak. Video çekiyorum bak. Aa, kim bunlar be? Ay inanmıyorum. Kapak açıldı, kadınlar, çocuklar, gençler dışarı çıkıp olabildiğince hızla uzaklaştı. Kamyonet arızalanınca umut yolculuğu Tem kenarında son buldu. Nereden geliyorsunuz siz? Ha? Nereden geliyorsunuz? Suriye. Geçtiğimiz günlerde Tem otoyolunun Ali Beyköy mevkiinde bir kamyonet arıza yapınca emniyet şeridinde durdu. Araç çok sayıda kaçak göçmenle doluydu. Aha. Getirmişler, şuna bak. Video çekiyorum bak. Aa, kim bunlar be? Ay inanmıyorum. Suriyeli oldukları öğrenilen kaçak göçmenler koşarak, engelleri aşarak çevreye dağıldı. Kiminin kucağında bebeği de vardı. Birkaç parça eşyalarıyla birlikte gözden kaybolup gittiler. Ay inanmıyorum. Kamyonet sürücüsü ise tamirci beklerken polisler tarafından gözaltına alındı. Ardından işbirlikçisi ve 13 kaçak göçmen de yakalandı. Ya gerçekten şu son 3 haber yani komik. Değil mi? Yani içler acısı bir durum var. Çok tarafta trajedi ve komedi. Şimdi yani abimiz o dondurma yiyor galiba kenarda serinlemek için. Ne taşıdığının farkında olmayabilir mi sence? Yani o rahatlıkla bir insan yolun kenarında nasıl o dondurmayı yersin? Ya ne bekliyor? İşte araç aracını tamirci bekliyor. Ne var ki Ebru? Tamirci yaz bekliyor. Günü sıcak da var bir taraftan. Arkadakiler kim bilmiyoruz. Ya şimdi Suriye'den geldik diyor kardeşlerimiz. Artık 50 kişi falan filan vardır ve şehrin küçük ara sokaklarına daldı gittiler. Nereye giderler, ne yaparlar herhalde onun bir organizasyonda vardır bir taraftan. Şimdi hadi en yakın mesafe, daha doğrusu Kilis'ten sınırda çünkü. Bakıyoruz İstanbul 1172 kilometredenmiş. Tamam. Suriye'den geldiklerine göre bu insanlar bir 100 kilometrede içeriden koy. 1250 kilometre bu insanlar İstanbul'a geliyorlar bir de. Yoldalar. Anadolu'yu aşıyorlar. E nasıl aşıyorlar bu halde? Hiçbir polis engeliyle yok mu? Ben bir yola çıkıyorum, ne bileyim onlarca polis aracı duruyor orada mesela. Evet. Çünkü otoyollara girmek zorunda ya da vesaire ya da ara yollardan da normal E5'ten de gitse 1000 tane çevirme var. Hiç mi kardeşim aç bakalım görelim eden diyen bir polis memuru arkadaşımız yok mu mesela? Bu insanlar kaçıncı? Bir değil, iki değil. Bütün kapalı araçlar Allah korusun. Yani içinde biliyoruz, hatırlıyoruz da o dönemler hatırla. Canlı maalesef bombalar, bomba taşıyan böylesi kapalı minibüsler, kamyonetleri hepsini hep beraber görüyorduk. Bunların şeyi, rotası İstanbul. Ve Allah korusun yani bozulmasa evet, yani tamam mı? Tam böyle gidecekler. Bizden adrese teslim tak gidecekler. Ya mutlaka çok fazla çevirme ve kontrol var fakat her kontrolde yok, acaba olsun, araçlar kontrol ediliyor mu? Tabii ki ruhsat, ehliyet vesaire bakılıyor yani ama. Ya 1250 kilometreyi nasıl gelirsin? Kaç saatte gelirsin? Hele şu araçla. En az 1,5 gün sürmüştür. Tabii canım. 15 saat olur mu? Otomobille ancak gelip gidiyorsun o saatte. Tabii canım şimdi Kilis'ten. Misal tabii yani. Bir günü aşağı diyorsun durdular. Tabii canım aynen falan öyle. Yani bu insanlar hani bir benzinlikte durup hani hiç mi tuvaletlerini yapmadılar? Hangi biri indi? Beşer beşer mi indiler? Dörder dörder mi çıktılar? Dikkat çekilsinler. Yani İstanbul'a nasıl geliniyor kardeşim? Gittikleri yer 5-10 kilometrelik yer değil ki. 1250 kilometre, 1200 kilometre yol alıyorsun. Hiç seni durdurmuyorlar, bakmıyorlar kardeşim durum nedir diye. Ardından da valla buralara kadar geliyorsun. Bambaşka bir durum var yani. Bebek var gördün mü? O küçücük bebekle sen vallahi o kadar iyi gelmişler saat yine o kadar gün, yıl, neyse saat. Son yani derece acayip bir durum. İnsanlık dramı yaşanıyor. Tamam hadi evet tabii ki gelsinler vesaire güzel bir şekilde kayıtlarını yaptırsınlar diye onlara çeşitli imkanlar sağlandı. Ama gelip bazı bu iyi halimizi kötüye kullananlar da vardı. İşte Cuma hala niye Suriye'den geliniyor ben onu anlamış değilim. Evet. Ya, bitmedi mi orada iç savaş? Ne oldu? Ne oldu hala niye geliniyor ben onu anlıyorum. Hele İstanbul'a. Gelin abi gelin iyice sıkışırız ne olacak ki? Evet. İstanbul Kartal'da hayatım. Cuma günü vermiştik hatırlarsan sana. Balkondan şişe fırlatıp sonra yolda giderken ateş açan bir İranlı şehir eşkıyası vardı. İranlı magandanın sınır dışı edilmesine karar verilmiş. Buyurunuz efendim. Kah şişe fırlattı, kah ateş açtı. Neyse ki eşkıyalıkları cezasız kalmadı. İstanbul Kartal'daki sitede yaşayan maganda geçtiğimiz günlerde evinin balkonuna çıkmış, içki şişesini metrelerce yüksekten aşağı fırlatmıştı. Yaptıkları onunla da kalmadı. Aracıyla seyir halindeyken silahını çekip sunroof'tan etrafa defalarca rastgele ateş açtı. O anları sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti. Şehir eşkıyasını ve silahın sahibini evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. İranlı Maganda ise sınır dışı edilecek. Hadi bakalım. Şimdi sosyal medyadan bazen dem vuruyoruz, şikayetçi oluyoruz vesaire ama bu görüntüler sosyal medyaya yansımamış olsaydı bu adam aramızda yaşamaya, bunları yapmaya devam edecek. Edecekti ama şimdi İran'da da krallar gibi karşılanacak, helal olsun diyerek. Bir memleketin gururuyla, bir memleketin yönetim yapısıyla, bir memleketin icraatlarıyla dalga geçen bu insan nihayet hak ettiği cezayı almış. Olay açık ve net budur. Bu adam dünyanın her yerinde bunu yapar, her yerinde böyle yaşar, her yerinde de alması gereken cezayı alıp akıllanmaz devam eder. Yani buradan oraya, kesin oradan oraya. Ne yaparsa belli yapsın. Ki belli görürüz. Bir gücü var. Aynen öyle. Bir sosyal medyasını takip ederiz zaten. Kuzu kuzu durur böyle İran'da. Muhtemelen. Evet. Pekala. Ne diyorsun? Reklam, limonlu çay ısmarlayayım sana. Sarımsaklı yoğurt yiyeceğim. Hay Allah'ım ya. Sabah sabah. Efendim reklamlardan sonra sizlerleyiz. Düğünümüz var haykırışıyla başladı. Eğlence doruğa ulaştı. Evet. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un düğününden çok özel görüntüler. Şu seven kalbimi bilsen. Az sonra. Düğünümüz var haykırışıyla başladı. Eğlence doruğa ulaştı. Evet. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un düğününden çok özel görüntüler. Şu seven kalbimi bilsen. Az sonra. Ay Allah mesut etsin, az sonra nihayet yakından bakacağız onlara. Nihayet evlendiler. Kınalarına, kıyafetlerine, danslarına, ünlülere kim ne giymiş, ne yapmış. Ay çok güzeller. Gerçekten rüya gibi bir düğün. Oğuzhan'da bir ayakkabı var. Herhalde Demet Hanım'ın boyuna yetişmek için şu kadar şey neredeyse. Evet. Mustafa Sandal'da da görmüştük aynı mevzu. Şeyi. Demek hatta Mustafa Sandal, uzun boylu bir kadınla evleniyorsan çok zengin olurmuşsun, öyle derler. Öyle mi? Şans mıdır? Ya da yaş mıydı ya? Ha öyle mi? Platformun üzerine çıkmıştı. Aynen. Hepsine bakacağız işte efendim. Anlamlarına da bakarız bütün bunların. Şu sağanak yağmurlara bir girelim istersen efendim. Tekrar hoş geldiniz. Eğer şu an bizlerle buluştuysanız bugünkü etiketimiz ben olsam bu sabah ne yapardım diye bana sordular. Ben olsam bizi izlerdim efendim. Bizleri izlerdim. Çünkü Murat ve ben her zaman olduğu gibi dopdolu, yepyeni farklı içeriğimizle karşınızdayız. Evet bak, hayatım. Bazen sert. Evet. Yağmur yağmış. Nereden Çorum'da yağmış? Yani seller var. Yozgat'ta dahil olmak üzere hayatı felç eden durumlar. Birdenbire aniden bastırınca tabii nerede bu altyapı vesaire diyoruz ama işte Paris'ini, Londra'sını da görüyoruz. Şimdi Çorum'da akşam saatlerinde başladı sağanak yağış, hayatı tabiri caizse felç etti yine. Yollar göle döndü, bembeyaz dolu parçacıkları vallahi insanı kemiklerini kırardı. Neyse ki dışarı çıkmamış arkadaşlar, izleyelim. Daha sonra Hüseyin kardeşimizle bir konuşalım neymiş durum. Sağanak yağış hayatı felç etti. Çorum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü. Zaman zaman etkili olan dolu yağışı da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli sağanak yağış ardında çamur yığınları bıraktı. Dakikalar içerisinde etkiliyor elbette. Bu birkaç uyarı varmış galiba. 9 şehir diye biliyorduk ama galiba daha fazlaymış. Sevgili Hüseyin'den detayları öğreneceğiz. Günaydın. Hüseyin günaydın. Günaydın Ebru, günaydın Murat Bey. İyi sabahlar herkese. İyi sabahlar. Ne anlatacaksın bu hafta için? Uygun davranmak isterim. Bu sabah ne yaparsın sen olsan demiştiniz ya. Evet. Mesela şemsiye almam, yağmurluk da almam. Bugün yağmur beklemiyoruz. Harika. Dışarıda haftanın en güneşli günü. Şimdi az önce görüntülerini verdiniz. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Ege'nin iç kesimlerinde böyle tıkır tıkır yağıyor. Sürekli bir dolu yağışı var ama lokal olduğu için, böyle genel bütün şehirlerde olmadığı için az insan bu dolu yağışından olumsuz etkileniyor ama kuvvetli yağmur neredeyse o şehirdeki her ilçeyi etkiliyor. Şimdi bugünü böyle güneşli geçiriyoruz. Hemen hava tahminlerini aktarayım hızlıca, insanların da vaktini almak istemeden. Salı gününün gecesinden sonra bu sefer tekrar Marmara'da, Karadeniz'de çarşamba gününün sabahına doğru uzanırken özellikle yeni yağmurlar görünüyor. İstanbul'da çarşamba günü dışarıdaysanız neredeyse bir 10 saate yakın, bakın bu sefer öyle yarım saat, 1 saat değil, 8-10 saate yakın yağmur görüntüsü var İstanbul'da. Ama toplam yağış miktarı İstanbul'da sel, bütün ilçeleri işte su baskını yapacak miktarda değil. Yine de çarşamba gününün öğle saatleri sürpriz miktarlara ulaşmasından endişe ediyoruz yağışın İstanbul'da. Özellikle adalardan, Marmara Denizi üzerindeki adalarda, ama böyle Bozcaada'ya doğru bakınca, Çanakkale'ye, buralar daha rahat bir kez. Sanki sadece İstanbul ve çevresi, Tekirdağ ve Körfez'e doğru hat kuvveti alacakmış gibi duruyor sağanak yağışı çarşamba günü. Dolayısıyla hafta ortasına bir dikkat çekelim. Perşembeye de biraz uzanıyor aslında. Haftanın 2 yağmurlu günü var. Çarşamba, Perşembe İstanbul için ve çevresindeki şehirler için. Ardından Cuma'dan itibaren tekrar güneş görünüyor gibi duruyor. Ama aralıklı yağmur galiba bizi hiç bırakmayacak bu Marmara'da. Ankara'da ise daha güneşli geçiyor bu hafta. İzmir'de de çarşamba günü yağmur olasılığı var. Onun dışında çoğunlukla açık ve güneşli. Böyle bir tablo. Haftanın böyle 1-2 gününün yağmurlu geçmesi umarım insanları çok üzmüyordur ya da moralini bozmuyordur. Evet, çünkü yani hemen akla şu geliyor tabii benim, acaba hani yaz bitti, sonbahar. Yaz geldi mi ki ya İstanbul'a? Neredeydi yaz? Yaz nerede? Ya Karadeniz için ne söyleyeceksin? O hani özellikle şeyi merak ediyorum. Giresun, Ordu, o civarlarda bir sel baskını, su baskını olur mu? Aslında Ordu, Giresun en doğru 2 kenti söyledim Murat. Bu hafta 1-2 kez yine sağanak geçiş yapacak buradan. Bir de oraya biz Samsun'u katabiliriz. 3 şehirde. Belki iç kesimlerinde yaylalara çıkacak insanlar. Bakın buradaki en büyük problem toprak kayması oluyor. Bizim çok sellerle ilgili hep derdimiz ama Karadeniz'de dik yamaçtaki topraklar sürekli kayıyor. Yani toprak kalmayacak Karadeniz'de 50 yıl sonra, 100 yıl sonra diye endişe ediyor toprak bilimleriyle uğraşan kişiler. Yani kayıyor. Ev yapacak yer kalmıyor zaten. Ağaç tutunacak toprak bulamıyor. Böyle bir heyelanla ilgili çok endişe var yani. Buna dikkat edelim. Bölgedeki yağış aralıklı sürüyor. 3 kentte Ordu, Giresun, Samsun. Ama çarşamba İstanbul'da şenlik olabilir. Tekrar söylüyorum. Bu çarşamba gününe dikkat edin. Peki şu var. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Tabii şimdi senin de kutlu olsun. Şimdiden kutlayalım. Hepimizin yurt genelinde bir tatil durumu da söz konusu. Yurt genelinde yarın hava nasıl? Yarın yine bugüne benzer güneşli başlıyoruz. Hatta sabah saatlerini değerlendirmek isteyenler belki bir deniz kıyısında ya da bir yerde salıdan çok yağmurla ilgili endişe etmesin. İstanbul'da da öyle. Kıyılarımızda da. Salının akşamına doğru hava değişmeye başlayacak görünüyor. Dolayısıyla yarın da buna benzer bir şekilde güneşli, parçalı bulutlu, rüzgarlı bir hava. Bu yaz gelmedi dedin ya Murat. Marmara bölgesinde çok uzun yıllardan sonra ilk defa mevsim ortalamalarında da bitirmek üzereyiz ve 1 derece altında neredeyse. Yani aslında bu yaz gelmedi dedirten hali, ortalama hali. Biz biraz daha sıcağa alıştık zannediyorum. Evet, doğru. Peki. Evet. Böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Var teşekkür ediyoruz. Yani daha bana sonbahar gelmeyecek müjdesini verin lütfen sevgili Hüseyin Öztürk. Sonbahar güzeldir ama ya. Romantizm falan. Ebru. Güzel. Eylül'de de biraz yaşayalım ya. Gelecek hafta biraz serin İstanbul'da, böyle bir ceket giydirebilir, ona sonbahar havası denebilir ama ondan sonrasında tekrar ısınma gösteriyor tahminler Ebru. Sanki hemen hızlı gelmeyecek sonbahar ama ara ara deniyor, yokluyor diyebiliriz. Bastırma sıcaklarını yaşayalım istiyorum biraz daha ben, daha ona hazır değilim. Teşekkür ediyoruz sevgili Hüseyin Öztürk, verdiğin bilgiler için. Haftamıza ışık tuttun her zaman olduğu gibi. Hüseyin sağ ol, görüşmek üzere, sevgiler. Görüşmek üzere, benden de sevgiler. Evet. Şimdi Temmuz-Ağustos'a tatile gidemeyenler, işte şimdi Eylül'ü belki biraz daha düşük sezon olarak ya da izinlerine göre, bütçelerine göre tercih etmiş olabilirler. Bir arkadaşımız da denize gitmiş Zonguldak'ta. Haberi biliyorsun. 2 gün üst üste denize giriyor. 2 gün üst üste denize giren Caner Arık'ın başında sıcak ödemi meydana gelmiş efendim. Biz ilk defa duyduk. Gerçi doktorlar da çok ender rastlanan bir durum olduğunu söylediler. Saç ekmeye giden arkadaşlara bu şey veriyorlar ya, böyle artık ne veriyorlarsa, şurası şöyle fena bir şekilde şişer. Aynı onun gibi olmuş. Ödem. Sıcağa bağlı cilt ödemi yaşamış efendim. Görüntüsü oldukça ilginç gerçekten ve de korkutucu ama bakın neler yaşanmış. Biraz fazla güneşe maruz kaldım. Şemsiyem yoktu. Kafa bölgemde, alın bölgemde bir şişlik olarak başladı. Defalarca denize girip çıktı. Sıcak yüzünden şiştikçe şişti. Tanınmayacak hale geldi. İlk etapta pek fark edilir bir durum yoktu. Sonrasında tabii biraz daha ilerlemeye başladı. Zonguldak'ta tatil yapan Caner Arık günlerce denize girip güneşlenmişti. 3 gündür bir yoğun olarak denize gidip yüzme yapıyordum. Aynaya baktığımda kafamda bir ödem durumu hissettim. Sabahına geçer diye düşündüm ama... Ama öyle olmadı. Kafasındaki şişlik giderek büyüdü. Çaresiz hastanenin yolunu tuttu. Acile gitmek durumunda kaldım. Sıcağa bağlı ödem oluşabileceğini söylediler. Sadece o değil, doktorlar bile şaşkındı. Çünkü bu nadir karşılaşılan bir durumdu. Nadir görülen sıcağa bağlı bir cilt ödemi. İlginç bir vaka. Çok karşılaşılan bir vaka değil. Neyse ki durumu ciddi değildi. Herhangi bir tedavi uygulanmadan evine gönderildi. Sadece kafamda bir tabii farklı bir durum olduğu için bir doluluk hissi vardı. İlk etapta çok fazla bir şey etkilemedi çünkü fiziksel olarak gayet iyiydim. İlginç vaka ile ilgili bilimsel çalışma yapılmasına da karar verildi. Düğünümüz var haykırışıyla başladı. Eğlence doruğa ulaştı. Evet. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un düğününden çok özel görüntüler az sonra. Gerçekten özel bir karakter için sanki plastik makyaj yapılmış gibi. Evet ya. Çok garip, çok büyük geçmiş olsun. Yani düşünsene 2 gün denize gittin, girdin, çıktın. Çok yüzdüm diyor. Başına güneş geçmeye bağlı, sıcağa bağlı muhtemelen. Ama yani literatürde de çok olağan bir şey değilmiş. En azından bizim Türk bilim insanlarımız, doktorlarımız pek karşılaşmamış. Baktığın zaman az önce söyledim ya hani iğne ile bir şey yapıyorlar hani saç ektirmek için. Evet. Ve o ödem inmesin diye de şuraya bant takarlar. Özellikle bizim Arap arkadaşlarımız, kardeşlerimiz öyle çete halinde dolaşırlar mesela. 5-6 kişi hepsi bantlıdır. Aynı bu durum. Eğer o bant takmasalar bu abimizin şişliği gibi olacak imiş. Bir taraftan da arı sokması var gibi. Garip bir durum ya, geçmiş olsun. Altına kadar ve korkutucu. Ama bir de teşhis konulamaması da enteresan. İlk kez mi oldu acaba, o var? Herhalde. Ha? Yani bunca yıldır denize girer çıkar bu arkadaş. Muhtemelen. Acaba orada bir hadise vardı, sadece bu arkadaşı mı etkiledi? Bol sıvı tüketecek, sıcaktan kaçınacak. Aynen. Daha ötesi de yok, geçmiş olsun kardeşim. İşte yediğin bir şey, belki dediğin gibi sokan bir sinek, bir alerjik bir reaksiyon da olmuş olabilir. Kalıcı da olsa fena değilmiş, gayet yakışıklı abim ya. Yine güzel olmuş. Bunu araştıracağız demiş yalnız doktorlar. Düşünsene bendeki şu geniş alınla böyle bir çıksa, şöyle bir uzaylı gibi olmaz mıyım iyice? Evet, gerçekten. Korkutucu ama korkarsın, bir de kafamda doluluk hissi var diyor. Niye fena mı olur buraya öyle gelsem şöyle? Ah. Merhaba Murat, hoş geldin. Yine ödeminle gelmişsin. Allah korusun diyelim. Peki Murat'cığım, kadınlar pazarda kavga etmeye görsünler. Ne dersin? Valla kadınların kavgası günümüzde artık sık çok konuşuyoruz. Sanki sence biraz? Ama burada tabii biraz babalarını korumaya çalışıyorlar ama babalarına da aynı tavrı gösterirler mi? Çünkü biliyorsun aldatma ya da aldatılma hadisesi tek taraflı değil. Bilmiyorum. Olaya bir bakalım, konuşalım. Evet, biraz karışık. Patates, patlıcan, mısır havada uçuştu. Pazarda kıyamet koptu. Görüntü Şov Haber WhatsApp ihbar hattına Kastamonu'dan yollandı. 3 kız kardeş Araç ilçesindeki kapalı pazara gitmişti. İddiaya göre karşılarına en kızdıkları kişi babalarının sevgilisi çıktı. İki tarafta tezgahların arkasına geçti. Birbirine sebze meyve fırlatmaya başladı. O anlara tanık olanlar da şaştı kaldı. Zerzevat Savaşı pazarcıların araya girmesiyle sonlandı. Bak. Üç yıl önce ayrıldı. İddiasına göre eski sevgilisinin tehditleri son bulmadı. Ben bir anneyim. Kimin izleyip kimin izlemediğini takip etmek istemiyorum. Genç annenin yardım çığlığı az sonra. Ya nimettir attıklarınız. O sen patatesin, havucun kilosu ne kadar biliyor musun? Bir de ceviz dahi atsan suç unsuru olarak değil mi? Tabii silah gibi kullanılabiliyor. Silah aleti olarak bak burada ne var? Kavun var, şeftali var mı bilmiyorum ya da şeftalinin çürüğü varsa vay haline. Hem şeftali çürüğü yüzünde patlayacak, bir taraftan da canın çekirdeği var biliyorsun. Var, nasıl serttir? Hiç geldi mi kafana? Şeftalinin çekirdeği mi? Yok, gelmedi. Benim bir kez gelmişti aynı hadiseden aşağı yukarı. Sonra erik mevsimi şimdi. Karpuzu atamazlar da domates mesela. Şeftaliyi yedi, kabuğunu şeyini mi attı, çekirdeğini mi attı sana? Yok, direkt şeftali attılar. Direkt şeftali. Evet evet. Of. O da kafama geldi şurası. Az önceki o ödemli abi gibi şurası şöyle şişmişti. Ne yaptın çok tepki garipti olarak? Ne? Bir ne daha görmedin yani herhalde. Halkım bana bunu teveccüh etmişse öpüp başıma koydum. Sana şeftali attılar. Nimet, sevgi, nimet dedim yani. Sevgi gösterisi mi? Ben de aşk meşk hikayesi. Yok zannettim. Şimdi buradaki hadisede kızlar... Hemen Tornison ilk soldan kaçar. İlk ama soldan bir anlatalım olayı da ondan sonra değil mi? Millet bilmiyor ki şu an olay nedir ne değildir diye. Sen var ya, sen seninle gerçekten hemen bak, kaçar. Buradaki hadisede hemen. Yaşlara bak. Bak 13. Bu arkadaş belki 15 civarı, belki kilodan dolayı büyük gösterebilir ama bilmiyorum. Babalarının annelerini aldattığı kadınla karşılaşmışlar pazarda. İddia o yönde, onu bilmiyoruz. İddia da, o yönde. Yavrularımız minik daha ve pazarın orta yeri. Kastamonu değil mi? Kastamonu'ya sevgi selam. Şimdi babanın sevgilisi deniyor. Yani evet, aleni olarak aile içinde konuşulan bir durum. Babamızın sevgilisi var falan filan biri gibi. İddia o ki. Ama bir taraftan da babaya aynı hareketler yapılıyor mu? Her gün aynı evin içindeler, ona olacak. Yani burada bilmiyorum. Silah yerine geçebilir bu durum. Oldukça yüksek o zaman bakarsan. Hayır, işin tabii ki kötü bir durum ve duygular orada kim bilir karma karışık dağılmış bir hal var ama... meyve kısmına baktığımızda pazarcıların o anda hangi meyveyi attı, kaç kilo benim zararım var, onlar da onun peşinde. Düşünsene. Pazarı birbirine katmışlar adeta. Domates, sebzeler, meyveler. İyi kavun, karpuz fırlatmamışlar. Ama böyle mi olmalı ya? Olmamalı arkadaşlar, yapmayınız. Yani nimet tabii ki. Nimete el sürülmez. Hayır ben baba gibi insanlara söylüyorum. Ailen var gidiyorsun, bir de sevgilin mi var yani? Hani iddia o ki ama olmaz böyle bir şey. Evet. Filmlerde şurada burada görüyoruz şeyleri yani. Nasıl rastlanır? Bir tek babayı da suçlamamak lazım. Kadınlar da bir o kadar hatalılar. Hayır işte ama sen yani çoluğun çocuğun var. Ben çoluğun çocuğu kimin çocuğu? Babasının evladı evet, bunlar. Babası sahip çıkması gerekmiyor mu aileye? Yani şu duruma gelmeleri gerekiyor. Burada konuşuyoruz işte. Kim bilir Kastamonu gibi yerde nasıl arkadan dilden dile konuşulur. Yapmayın yani arkadaşlar, ne olur. Ailenize pekala sahip çıkın. Gelelim bir vicdansızlık hikayesine daha. Efendim Elazığ'da geçiyor olay. Bir sürücü traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği ana yolda dakikalarca sürükledi. Ne yaptırıyordu? Neden böyle bir yola başvurmuştu? Bilmiyoruz ama vicdanları sızlatan bu görüntüler geliyor şimdi ekranlara. Vicdansızlığın kitabını yazdı, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü. Elazığ'da vicdansız bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı iki eşeği ana yolda sürükleyerek ilerledi. Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücü, arkasından gelen bir başka sürücü tarafından kaydedildi. Vicdansız sürücünün uyarılara kayıtsız kalması ise sinirleri iyice gerdi. Şu an hayvanları çeke götürüyorlar. Ve bana küfrediyor, sana ne diyor? Görüntülerin ardından Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti. Sürücü bulunarak para cezası kesildi. Bana küfrediyor, sana ne diyor? Ne istedi bu eşeklerden? Yani bir yerden bir yere taşıma, transfer mi ediyor? Yani sahibi olarak yürüyüş mü yaptırıyor? Kardiyo mu yaptırıyor? Ne yaptırıyorsun kardiyo kardeşim? Nedir hani böyle değil mi? Bir yürüyüş. Yani şimdi az evvel mesela tarlada sürdürmüş ya da bir yere koşturmuştur bu arkadaşı ya da üzerine yükler bindirip yani ondan sonra da hadi bakalım eve deyip bir can değil de mal gözüyle bakan bir malın hikayesini hep beraber görüyoruz, dinliyoruz. Ceza da kesilmiş bu arkadaşa ama bu ceza yetmez. Alacaksın o eşekleri onun elinden. Eşekleri alacaksın elinden. Eşek bakım evi her neyse belediyenin vardır bakım evlerinde falan filan bakılacak. Ama diğer taraftan da bu arkadaşı bir psikolojik sürece geçiyor. Ne oldu ya, niye gülüyorsun? Eşek bakım evi aklına nereden? Hayır işte bakım evi yok mudur yani, vardır illaki canım eşek yani. Bakım evi. Allah'ım. Ya arkadaş ne anlatıyorum yani ben her ya şeyi usulüne uygun bir şekilde yapacaksın ya. Evet yani onu bakacaksın bir rehabilitasyon sürecine geçecek bu eşek arkadaşlar. Ardından da o şoförü, eşeklerin o sürücüyü her neyse bir de dalga geçiyor. Yani ne yapacaksın biliyor musun mesela hani kamu hizmeti yapıyorlar ya. Bir eşeğe ne yapılabiliyorsa, bir eşek ne yapıyorsa günlük hayatında aynı hareketleri yap diyeceksin mesela ona. Yük mü taşıyor ya da başka bir şey mi yapıyor? Anladın mı bu? Bunun olması lazım. Ya da bağlayacağım bir arabanın arkasına. Yani artık bilemiyorum çünkü gidişat o yöne kadar gidiyor. Ya gerçekten hani insanlara Allah akıl fikir versin, yazık günah. Sen bu eşeklerden, bu hayvanlardan bir gelir elde etmek için onları kullanıyorsun. Onları besliyorsun, ediyorsun. Yazık günah değil mi? Ha, götürdüğün kilometre belki 5 metredir, belki 50 metredir. Ne olursa olsun. Gözün gibi bak canım ona, sen yani, de insanlar. Yazık, birbirlerine çarpa çarpa yürüyorlar. Kim bilir nereden nereye biliyorsun, nasıl gittiler. Mardin gibi ufak yerlerde böyle dar sokaklarda çöp falan topluyor ya bu arkadaşlar. Evet. Hepsi şeyde sigortalı falan filan gibilerinden, hani öyle el üstünde tutulan yerler de var. Ama gel gör ki böylesi zavallılar da var. Bir de arkadaşa efeleniyor, sana ne kardeşim falan gibilerinden. Elbette ki bize çok... söz düşüyor bu ya anlamda. Zulmetmeyeceksin ya. Cezai yaptırımlar olması lazım. Bir canlıya zulmetmeyeceksin. Yani bunun gerçekten vebali çok büyük. Şimdi aynı şekilde çocuklara, kadınlara. Yani hiç kimsenin kimseye zulmetmemesi lazım bu hayatta. Böyle bir hakkın yok senin. Bir hak eğer aranacak olursa. Şimdi aileleri tarafından dilendirilen, zorla dilendirilen çocuklara gelmek istiyorum burada ben. Bu kadınlar, bu analar bir de uzaktan gözetleyerek nasıl bir hak görürler kendilerinde bu çocukları dilendirmek için? Gerçekten yürek yakan görüntüler bunlar. Efendim nerede? Karaköy'de mesken tuttular. Anneleri gözetledi. Onlar dilendiler. İşte o Beyoğlu zabıtasının yakaladıkları anlar, o çocukları ve yaşananlar. Üstleri başları pis, ayakları çıplak. Büyük ihtimalle karınları da aç. Biz buradan çağır çağır, en büyüğünü de çağır. Çağır çağır, mecburunu çağır. Bakmayın avuçlarında para dolu olmasına. O para onları da duyguları da sömüren vicdansız annelerinin. Tamam, korkma. Oğlum inatlaşma derler. Var mı aileniz? Karaköy'ü mesken tutan dilenci çocuklar ve onları dilendiren anneleri böyle görüntülendi. Topladıkları paraları kimseye çekinmeden rahat rahat saydılar. Kameramanı fark edince işler değişti. Çabuk çabuk bunu gel. Yürü. Sen! İşine bak. Git buradan. Yok. Çağır en büyüğünü de çağır. Kimi çağıralım? Çağır. Beyoğlu zabıtası kısa süre sonra oradaydı. Çocuklar kaçmaya çalışsa da yakalandı. Ortalığı birbirine kattılar. Oğlum inatlaşma derler. Çekme. Onlarla birlikte asıl suçlular, küçücük çocukları dilendiren anneler de yakalandı. Üstlerindeki tüm paraya el kondu, ceza kesildi. O çocukların dilini gördün mü? Konuşma dillerini. Tabii canım, eşkıya, efe, maganda ne dersen de bunlar şimdi bu şekilde. Ne diyor? Senin ustanı çağır, ne memurunu, en üst memurunu vesaire. Çağır, sil bakalım sen memurunu. Bacak kadar yani. Boyuyla. Evet. Peki bundan 10 yıl sonrasını düşünebiliyor musun bunu? Bizim burada bol bol ekranlara getirdiğimiz ve daha doğrusu belki de televizyonlarda, filmlerde, dizilerde izlediğimiz insanlar olacak bunlar. Allah korusun gerçekten. Ama bu çocuklara bu cesareti veren de o aileler. Yani çocuğu sokağa salıyor. Çocuk ne yapsın? Kendini korumak için bir kimliğe bürünüyor kendi içinde. O çocuk aklıyla, küçücük dünyasıyla, ruhuyla diyor ki gideceksin, parayı alacaksın. Yanındaki senden önce davranırsa sen gidip yapışacaksın adamın bacağına. Parayı almadan gelme, yoksa sana ayakkabı yok, bak ayakların yanmaya devam eder. Kim bilir bu çocuklar nasıl bir baskı, nasıl bir psikolojik şiddet içindeler, hatta fiziksel şiddet içindeler. O çocuklar belki günde yiyemeyecekleri o bir tane çikolatanın hayaliyle, bir top dondurmanın hayaliyle, hadi gidin onu getirmezseniz size dondurma yok, yemek yok terbiyesiyle sokaklardalar. Ne yapsın bu çocuklar? Kimi suçlayacağız burada? Bu çocukların ne suçu günahı var? Bir de şunların okulda olması gereken süreç. Eminim ki gönderilmeyeceklerdir. Daha açılmadı gerçi okullar. Şimdi sorsan ama... yok okul açtığı için para topluyorlardı derler. Hani diyoruz ya hep, yani bu yavrular özellikle çalıştırılmak için zaten doğrulup büyütülen çocuklar. En baştan itibaren el koymak lazım bu duruma. Ama işte gel gör ki ufak ufak cezalarla önüne geçilmeye çalışılıyor. Hayır, böyle olmaması lazım. Bu bambaşka bir durum çünkü ve bir taraftan da dediğimiz gibi bu efelik yapan arkadaşlar bundan 5 yıl sonra acaba İstanbul sokaklarında nasıl bir tavır alacaklar? Kimlerin eline düşecekler? Ve bir de işin madde boyutu var tabii, Allah korusun. Allah Ondan sonra da al başına belayı. Şimdi ne oldu? Paralarına el konuldu annelerin. Onlar uzaktan gözetliyordu çekirdek çitlerken. Ha, benimki ne kadar yakaladı, seninki ne kadar, sanki balık tutuyorlar oradan oraya. O çocukların gelirini hesaplarlarken o cezayı ödediler o gün. Peki sonra ne olacak? Devam edecekler yani bugün yine aynı yerde. Gerçekten bu. Şimdi ne yapacaklar bu çocuklar? Başka bir yerin mesken tutacaklar. Yok, aynı yerde devam ederler. Bunların aynı yerde gelmiyor. Bence biraz zor tutarlar ama. Ya da bu hafta çıkmazlar da ondan sonra. Bu çocukların tek tek bu dünyadaki en kötü başına gelen hadise şu. Bu böylesi ailelerin yavruları olarak dünyaya gelmesi. Maalesef ona da kimse hayır diyemiyor. Yani Rabbimiz bir ruhu bir bedene koyup gönderiyor. Ve en kötü maalesef ki bunların... Yaradan'ın en büyük hediyesi bu çocukların bu şekilde kullanılmasına son derece karşıyım. Allah o analara, babalara, her kimse akıl fikir versin. Başka bir şekilde o çocukları yetiştirin ki belki size bakarlar ileride bir iş güç sahibi olup. Aklınızı kullanın diyeceğim. Yani olacak şey değil gerçekten. Evet. Peki buyurun. Şimdi bir sosyal medya fenomeni bir arkadaş baktım bayağı fenomen ne demek fenomen? Arkadaşlar Ebru Hanım bir şey sordu. Fenomen nedir diye bakalım öğrenelim. Yani böyle öncü, insanlara ilham veren. Onlar. Bu fenomen yani bakarız şimdi. Böyle fenomen çok böyle şey. Sıra dışıyım. Harun Taştan ölümden döndü. Trafikte attığı drift ve makaslarla sosyal medyada çok konuşuldu. Instagram sayfasına baktım. Yanıyor. Son şovu da az kalsın canına mal olacaktı. Aslında bir taraftan da şimdi seviniyordur. Bak haberleri bile çıktı. Takipçi sayısı artar herhalde. Muhtemelen. Tozu dumana kattı, driftleriyle, makaslarıyla her seferinde tehlike saçtı. Sosyal medya fenomeninin son şovu az kalsın canına mal olacaktı. Lüks spor aracı alev alev yandı. Harun Taştan isimli sosyal medya fenomeni bu görüntüleriyle dikkat çekip çok sayıda takipçi toplamıştı. Bunda difüzör var, onda lip var abi. Üstelik yayınladığı tehlikeli şovlar yüzünden ceza yedi, hapis yattı. Yine de trafik magandalığından vazgeçmedi. Fenomenisti Beykoz'da lüks spor otomobiliyle yollardaydı. Yangından dakikalar önce böyle görüntülendi. Arkadaşıyla yarışmak için gaza bastı. Nasıl olduysa araç yanmaya başladı. Yaklaşmayın sen. Depoya yürüdü. Bu niye yanıyor ya? Harun Taştan'la iki arkadaşı son anda aşağı inip canlarını kurtardı. Yanan araç hurdaya döndü. Düğünümüz var haykırışıyla başladı. Eğlence doruğa ulaştı. Evet. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un düğününden çok özel görüntüler. Şu seven kalbimi bilsen. Az sonra Harun Taştan, evet gördük şimdi, bakıyorum valla maşallah bir tane yeşil aracı var, yanan o muydu? O yanmış maalesef, işte yanmış aslında yani. Yazık, günah yani, kaç milyarlık araba ama başka arabaları da var yani, bütün arabalar onun mu bilmiyorum. Ama özelliği bu araçlarla böyle bir takım tehlikeli hareketler yapmak. Yani İyi de, öyle mi fenomenlik şeyi var? Oradan yürümüş gitmiş de yani, hani baktığın zaman her şey aleni ortada. Evet. Hani bu yeni bir şey değil ki. Şey gibi hani bu, atıyorum bir yıldır ev yaparsın, birinci yılın sonunda atıyorum tam çatıya kiremi koyacaksın. Aa bu bina kaçak derler. Adam zaten yıllardır bu işi yapıyor. Niye devreye daha önce girilmedi? Neyse, şimdi girilmesine de tabii bir taraftan gerek var mı yok mu bilmiyorum ama. Ölümden dönmüş, şaka değil yani, gerçekten içinde bulunduğu araç yani, cayır cayır yanıyor. Ona kim hani şunları yap diyor ki? Allah yani işte. Takipçi kasacak diye, beğeni alacak diye insanlar bunları yapıyorlar. Yapmamalarına şaşmamak şimdi lazım. Şimdi ben yapana şaşıyorum, bir de çekene daha çok şaşıyorum bunları. Yani çeken de en az onun kadar aklı biraz yüksek yani, olacak bir şey değil. Bak çünkü... Harun Taştan kimdir? Heh. Tehlikeli drift videolarıyla ünlenen, makas ve drift atmak suçundan tutuklanan Harun Taştan 89 yılında Bayburt'ta. Aa çok severim. Bayburt'a sevgi selam. Sevgi çok değerli zat-ı muhteremler yetiştirmiştir. Bu da onlardan biri. Harun Taştan ailesine ait aile şirketinde çalışıyormuş. Boş vakitlerinde de drift atıp işte bu şekilde lastik parçalıyormuş arkadaş. Gördük. Gerçekten lastik dayanmaz bu arabalara bir taraftan da. Bir de geleni düşün ama. O kadar like'lar hepsi paraya dönünce Like'lar paraya mı dönüyor Murat? Bile, şu olay bile bambaşka bir yola girmiştir. Neyse ki başıma geldi demiş olabilir yani. Allah korusun. Ya da bence bu bana iyi bir ders oldu. Ben bundan sonra durmalıyım der ki lütfen onu yapın efendim. Gerçekten hoş bir şey değil. Siz de araca da yazık günah. Cayır cayır gitmiş. Neyi çekiyorsunuz? Ben itfaiyeyi çağırdım deyip bir de sinirleniyor. Zaten siz bunu izlenmek için yapmadınız mı? Ya da yapmıyor muydunuz 2 saniye öncesine kadar? Peki. Magandalığa çok hevesli ama bir o kadar da acemiydi. Bursa'da bir düğünde efendim bu genç magandalığa soyundu ama pompalı tüfeği ateşlemeyi bir türlü başaramadı. 1, 2, 3 denedi, olmadı. Beceremeyince de öfkelendi. Arkadaşı devreye girdi. Buyurun sonrasını izleyelim. İtti, çekti, sağa sola çevirdi. Defalarca tetiğe bastı ama olmadı. Acemi magandanın beceremediğini arkadaşı yaptı. Bursa Yıldırım'da düğün coşkusu vardı. Davetliler oynayıp eğlenirken bu gençler de magandalık peşindeydi. Yakındaki ara sokağa girdiler. Biri eline pompalı tüfeği aldı. Havaya nişan alıp tetiğe bastı ama ateş etmeyi başaramadı. Sonra yine denedi, yine olmadı. Bir türlü beceremeyince öfkelendi. Tüfeği kurcaladıkça kurcaladı. Acemiliği arkadaşlarını da bunattı. Sonunda bu maganda devreye girdi. Tüfeği kapıp ateş etti. Başları göğe erdi mi bilinmez ama şansları yaver gitti. Maganda eğlencesi o acemiliğe rağmen kimse vurulmadan bitti. Düğünümüz var haykırışıyla başladı. Eğlence doruğa ulaştı. Evet. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un düğününden çok özel görüntüler. Az sonra. Şimdi bütün görüntüler geldi, tamamlandı. İzleyeceğiz birazdan Demet'le Oğuzhan'ın düğününü. Cıvıl cıvıl, şıngır şıngır görüntüler var ama eleştireceğim noktalar da var tabii ki. Ama ne kadar medeni, havaya pompalıyla ateş açılmayan. Yani baksana bu daha acemi o ablası. Acemi maganda eline pompalıyı alıyor. Şimdi bu pompalı silahları, tüfekleri her neyse satışı biliyorsun alması vesairesi oldukça kolay bir durum. Yani şuradan tak diye hemen adam kurye getiriyor, buyurunuz. Ama bunların sorunu şu, alıyorlar kullanma kılavuzunu okumadan yollara düşüp magandalık yapmaya çalışıyorlar. Bunların en büyük derdi bu. Yani sokaktan alaylı bu arkadaşlar, alaylı maganda. Ama onda daha becerememiş, stajyer maganda olarak şu anda gündemimizde. Bakalım yani yolu açık olacak mı, olmayacak mı? Ama yanındaki arkadaş sayesinde bol bol magandalık yaparlarsa beraber, ikisi de beraber böyle magandalıkta uzaya giderler Türkiye'mizde. Ya bunu tasvip edilecek herhangi bir tarafı yok. Yani ne acemisi, ne profesyoneli, ne hiç kimsenin bu görüntüleri sokakta benim senin yürüdüğüm, anamın, babamın, çocuğumun, Ebru, kaç kez konuştuk bunları? Yürüdüğü noktada 105. kez bunları konuşuyoruz. Evet, devam da edeceğiz. Bana tehlike saçmaya hakkınız yok. Kardeşim, yok. Yok. Ama bu cesareti nereden buluyor bunları? Onu soralım işte. O cesareti bence yani gerçekten hani... Yani nereden buluyorlar? Cezayı yaptırmıyor ki. Bak adam yapamadı, edemedi. Ara sokakta sıktı, sıkamadı vesaire. Yanındaki yardım etti. Sonra devam ettiler yoluna. Haydi bakalım. Peki buyurun, Bahçeli Evler'deyiz. Neden olmasın ayrıca? Bahçeli Evler'de İstanbul'da Melek Bezaroğlu sosyal medya hesabından eski sevgilisinin kendisine tehdit mesajları gönderdiğini belirterek yardım istedi. Beni koruyun diyor yani. Hani Gülşen olayındaki o hızlı manevra alanına sahip olan hukuk dünyamızın burada da hızını almasını istiyor. Melek Bezaroğlu çaresizce neden böyle bir yardım istiyor acaba? Gerçekten bu tehdit mesajları var mı, yok mu? Durum nedir? Buyurunuz bir kadınımızın daha feryadını hep beraber izleyelim, dinleyelim. Yıl önce ayrıldı. İddiasına göre eski sevgilisinin tehditleri son bulmadı. Bahçeli Evler'de yaşayan Melek Bezaroğlu sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla 3 yıl önce ayrıldığı sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Yaklaşık 3 yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan fark ettiğim biriyle mücadele veriyor. Genç kadının iddiasına göre eski sevgilisinin akıl sağlığı yerinde değildi. Melek Bezaroğlu bunu öğrendiğinde kendisinden ayrılmak istedi, ancak bunu kabul etmeyen eski sevgili iddiasına göre kendisini tehdit etmeye başladı. Adıma da hesap açarak beni küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan, tehdit eden, hakaret eden bu adam hakkında lütfen artık işlem yapılsın ve bu işlem işe yarasın. Bu durum beni gerçekten çok yordu. Bendeki insanları, ailemi, arkadaşlarımı açtığı sahte sosyal medya hesaplarıyla taciz ediyor, rahatsız ediyor ve tehdit ediyor. İddiaya göre eski sevgili bir ay cezaevinde yatıp çıktıktan sonra bile tehditlerine devam etti. Bu kişi hakkında emniyete de, savcılığa da, CİMER'e de sürekli olarak başvurularda bulundum, şikayetçi oldum. Yaklaşık aynı kişi adına 4 farklı dava açıldı ve 4'ünü de kazandım. Şöyle hükmün açıklanması geri bırakıldı. Maalesef ki sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkmaz gene aynı davranışlara devam etmeye başladı. Genç kadın hem kendisi hem de evladı için yardım çığlığının duyulmasını istiyor. Aynı zamanda ben bir anneyim. Çocuğumla dışarıya çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak, kimin izleyip kimin izlemediğini takip etmek istemiyorum. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Her şey ortada. Mesajlar, aramalar, tehditler. Ya yatıyor, sonra çıkıyor, yeniden devam ediyor. Ve devam ediyor kaldığı yerden. Peki bu kadını kim koruyacak? Bu kadını yani ve çocuğunu. Bu soru galiba bizim herhalde bir 500. sorumuz. Ve bu bize ulaşan bir arkadaşımız, daha gelenler de var. Hani onları da yayınlayabildiğimiz daha doğrusu. Doğru. Yani adaletin hızını burada soruyoruz. Adaletin duyarlılığını soruyoruz. Hadise bu. Yani canlı canlı bizimle konuşuyor. Burada diyor ki nerede, ben ne yapacağım? Öldükten sonra mı gündeme geleceğim? Allah korusun, ama düşünsene, senin de yavrun var, hepimizin yavrusu var. Sokağa çıkarken bile ne olacak benim sonum diye düşünüyor. Yani kendi hayatından geçmiş, yavrusu var bir de. Böyle bir dünyada, böyle bir şehirde, böyle bir hayatı yaşamak zorunda mı bu hanımefendi? Kesinlikle değil. O halde niye yapar bu erkekler? Çünkü ağır cezai yaptırımlar yok. Çünkü adli serbestlik vesaire. Bak camdan vesaire. Aşağı bak diyor. Bunları söyleten cesarete ben merak ediyorum. Dolayısıyla adaletimizin hızı burada kendisini de göstermek durumunda. Diyor. Osman çocuğu mu acaba? Duyarlı olması gerekiyor. Artık bilemeyiz. Allah korusun ya Rabbim. Nihayetinde bir kadının yaşadıkları dram memleketimizin gündeminde olmaya devam ediyor. Bak camdan aşağı bak diye mesaj atmış saat 1'de. Bir saat sonra hala arabadayım diyor. Yani gitmiyordu oradan, anladın mı? Yani evinin altına bile üst üste arıyor. Mesajlara bak. Bu hanımefendi değil, açıkçası ben bile korkarım şu 1.90'lık boyumla. Huzursuzluk yani. Elinde beyzbol sopası mı vardır? Elinde ne bileyim golf sopası mı vardır? Satır mı vardır? Kılıç mı vardır? Arkada ne bileyim alışveriş yaparken çat diye vurur mu, eder mi? Bütün bunları düşünerek bir hayat yaşanır mı? O arkadaşımızın da koruma altında olması lazım kesinlikle. Yani sonradan ah vah bir kadın cinayeti. Son dakika. Allah korusun. Buyurun. Bayrampaşa'da az önce verdik ya ambulansa yol vermeyen bir canlı. Kendisine 15.000 lira para cezası kesilmiş. Bir de adli işlem başlatılmış. Yeni geldi haber. Vereyim hemen dedim. Harika. Peki o zaman hemen Antalya'ya geçiyorum. Antalya'da yaşanan bir olay hem bir ailenin sorumsuzluğunu, duyarsızlığını diyeceğim, hem de çocukların bu telefonlarla haşır neşir olurken ne kadar dünyadan koptuklarını anlatan bir durum. Efendim bir izleyelim haberi, bakalım yorumunuz ne olacak, merak ediyorum. Çocuk telefona dalmış. Telefonla oyuna daldığı, ailesi indi gitti. Otobüste tek başına kala kaldı. Çocuğa dedim mama aradı, okey. O da çocukla tebessüm etti. Gel dedim, gel. Hani çocuğa bir hatıra fotoğrafı çekelim. Antalya'da otobüse turist bir aile bindi. 7-8 kişilik bir aile bindi. O kalabalıkta ailesi fark etmedi. 10 yaşındaki oğulları peşlerinden geliyor zannettiler ama küçük çocuk inmemişti. Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan aradılar. Aile uğraşmış. Onlar da beni kameradan seyrediyormuş. Geri dönüşte teslim ettim. Nihayet kavuştular. Ailesi de çocuk da rahat bir nefes aldı. Otobüs şoförü Nihat Güleç o anları bu selfie ile kutladı. Ya insan çocuğunu otobüste unutur mu? Çocuk ister orada oyun oynasın, ister uyusun, ister ayakta dursun. Yani sen insan çocuğunu unutur mu ya? Sen çantanı unutup gidiyor musun? Vallahi çocuğa bir ders vermek için de unutulabilir. Ay, unutulamaz. Niye? Çünkü artık bu oyun denen hadise annelerin, babaların burasına kadar gelmiş durumda. Vermeyecekse o telefonu eline o zaman. Ondan sonra nasıl vermiyorsun ya? Adam online program yapıyor, okula gidiyor. Nasıl vermiyorsun? Mecbursun yani. Mecbur bırakıldın artık şunu çocuklara vermeye. Sen hadi Eren'e verme şunu 3 dakika. Ne yapacak? Ne yapıyorsun? Bas bas bağırmaz mı her tarafı? Bu anne babaların en büyük sorunlarından biri bu. Ha, dediğin doğru. Çocuk hadi oyuna daldı da ailede mi oyun oynuyordu hep beraberce? Hayır, aile uyuyor muydu? Yani insan arkana bak. Yani çocuğunu nasıl unutursun Murat? Yani benim aklım hafsalam almıyor böyle bir şeyi. Ne çanta? Çantanı unutmazsın. Valiz mi unuttun orada? Ne bıraktın? Düşünsene. Neyse ki yani güzel bir abimizin eline düşmüş de. Hayır, böyle unutulan kayıp eşyaları görüyoruz sonra otobüslerde. Değil mi? Çocuk şeylerde. 18 yaşına kadar gelmiş o kayıp eşya bürosunda böyle bekliyor hala. Düşünsene. Ama bu yani, oyun mevzusunu bir şekilde halletmemiz lazım. Ya o tüm dünyada. Yetkililer. Bir anneyle de gene geçen gün hatta konserde konuştuk. Yani çocuklar evet bunu seviyorlar. Ellerine verdikçe o dünyada kaybolmayı da seviyorlar. Çünkü bu özellikle pandemide birbirlerinden uzak kalan büyüme çağındaki bu çocuklar orada bir dünya kurdular kendileriyle. Yani. Yan yana oturuyorlar, yan yanayken orada birbirleriyle oyun oynuyorlar. Ya, ya kardeşim yan yanasın. Odalarından çıkmıyor tipler yani var yan ya. Yan yanasın aman Allah korusun. Bir de bu 8-9 yaş yani 15-16-17'lere kadar gidiyor. Evet yani. Oldu niye olmasın? New York'ta peki, protesto düzenleyen hayvan hakları savunucularını karşısına şiş kebapla çıkan bir kişi veganlara ne yaptı? Sinir krizi geçittirdi. Bayağı. Düşünsene. Veganların protestosunu protesto etti, karşılarında kebap yedi, sinir krizi geçirtti. New York'ta protesto düzenleyen hayvan hakları savunucuları, ünlü markaların ve meşhur gıda zincirlerinin önünde eylem yaptı. Bir kişi vegan topluluğunun yanına gelerek karşılarında şiş kebap yedi. O anlarda adeta sinir krizi geçiren veganlar protestocuya hakaretler savurdu. Protestocu hakaretler karşısında tepkisiz kalarak kebabı iştahla yemeye devam etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Ya şiş kebabımızın reklamı daha güzel yapılamazdı. Gerçekten harikasın şiş kebap yiyen arkadaşım. Niye canım, ben de vegan olarak yani ne yapıyorsun sen çıldırmış kardeşim derim. Ama medeni ülkelerdeki protestoları görüyorsun değil mi? Ne kadar konuşuyorlar. Şuraya kadar geliyor ama ne fiziksel şiddet, ne vurma, ne kırma, ne dökme, ne öldürme, hiçbir şey yok. Tabii. İşte herkes derdini anlatıyor. Öbürü sessiz şiş kebabını yiyor. Öbürü diyor ki evet, ben veganım kardeşim diyor. Ufak küfürler falan filan. Aynen, var orada ama bir de. Millet de bekliyor bu kadar yani. Şu nereden seviyeye geldiğimiz an diyeceğim ki ben, oh Ebru gel senle şu güneye doğru gidelim, oraya yerleşelim. Evet, diyorsun değil mi? Medeniyet. Birbirlerine dokunmuyorlar çünkü yani ilk dokunan suçlu duruma geçiyor burada biliyorsun. Dolayısıyla da sözle birbirlerine artık ne söylüyorlar bilmiyoruz ama. O neden? Kendi bir şey mi? Kendilerine bir böyle bir şey mi koymuşlar? Çok da bir, yoksa yasalar mı uygulanıyor? Yasa, hayatım yasa. Yasalar uygulanıyor demek. Dokunduğun anda uygulanıyor tabii yani oralarda. Bak polis arkada duruyor, gördün mü? Belki polis bekliyor arkada, acaba burada bir taşkınlık çıkar mı diye abimiz bekliyor. Oldukça da sertler biliyorsun. Dokunduğun anda hop ters kelepçe, ikisini birden götürürler. İkisini birden. Şimdi kebabı nereden aldığını merak ediyorum. Türk restoranları var canım orada. Hayır orada şeyler var, street foodlar, helal gıda falan filan var mesela. 5-6 dolara oh mis gibi alıp yiyorsun. Harika. Evet. Evet peki hala gerçekten güzel bir protestoya karşılık diyeceğim. Ne dersin efendim, bir reklam? Bir çok şiş kebap, bir limonlu çay. Peki, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Su gibi geçti. Yarın sabah yine sizlerleyiz efendim. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımız, şimdiden kutlu mutlu olsun. Evet. Güzel bir program olacaktır eminim. Bugün de şahane bir gün yaşayın. Güzel bir hafta hepimizle beraber olsun. Buyurun efendim. Görüşürüz.